Merhaba arkadaşlar, Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize arkadaşlar fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Şimdi tabii ki de şunu söylemek istiyorum. E, bu bir kolektif açılımı. Uyanları siz alın, uymayanı evrene gönderin. Tüm pozitif enerjimi niyetlenerek kapıyor olduğumu bilin arkadaşlar. Neyse halimiz o çıksın falımız diyorum. Bakalım neler var günümüzde. Herkese keyifli bir hafta sonu olsun inşallah. Şöyle sıkıntılarımızdan arındığımız, dertlerimizin sonlandığı. Oh mis en sevdiğim fincan. <laughs> en sevdiğim fincan geçmiş olsun diyor. Ne güzel. Geçmiş olsun diyor ama bakın şimdi bir oynadım. Yani bugün iyiyim, yarın kötüyüm demişsiniz kendinize. Evet bu şimdi akmayacak ama döndürdüğümde içeriye doğru akacak arkadaşlar. Ve bu da gördüğünüz üzere diyor ki baskı uyguluyorsun. Bir tarafından tutmuşsun kuyruğunu. Bir insanın bir insanın baskısı var. Sen de kuyruğundan tutmuşsun. Büyük bir sıkıntıyı engellemeye çalışmış ya da zaten büyük bir sıkıntı yarattığı için de Artık onu kıstırmışsın. Daha fazla sana zarar veremez. Daha fazla sana bunu yaşatamaz." demişsin diyor arkadaşlar. Burası aslında böyle. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar gerçekten Elinizde bir halkayı tutuyorsunuz. Bu halkayı tutmak demek sizin sayenizde bir şeyin olması demek. Yani güneş mi üstünüze doğdu diye değerlendirelim. E, halka diyemiyorum yani yüzük diyemiyorum çünkü e, teksiniz. Yani hani iki kişinin ortasında dursaydı bu çift evlilikle ilgili bir şey konuşuyor derdim. Ama yok bu halkayı tek başınıza tutuyorsunuz arkadaşlar. Bu da tabii ki de sizin ciddi anlamda e, bu önünüzdeki size sıkıntı yaşatan kişiyle alakalı bir güneş doğumu diyebiliyorum. Bir doğmuş bir güneşin söz konusu. Şimdi yalnız o kişi bayağı da uzun boylu biri. Yani aslında uzun eli var. Yani her yerde bir e, hani vardır ya arkadaşlar her yerde bir tanıdığı olan, her yerde bir gözü kulağı kesilen insanları var bu insanın. Yani bu insanı zapt etmeye çalışmışsınız ve zafer sizin olmuş. Siz birine karşı bir güç savaşı girdiyseniz eğer haklı çıkmışsınız ki bu bir erkek arkadaşlar. Çok dua ettiğiniz bir döngüymüş resmen. Gelen haberleriniz var özellikle bir kadınla çok net bir konuşmanızı görüyorum. Bu erkekle alakalı kadınla olduğu konuşma sonrasında çok net güçlendiğinizi söyleyebilirim. 1, 2, 3, dört tane haberiniz var. Şimdi bakın. Şurada sizsiniz. Şurada geride bıraktığınız insan bir konuşma yapıyorsunuz. Tam tepenize ya üç tane çocuğunuz var ya üç tane konunuz var ki 4 aslında ama bunların üçü kişiymiş gibi çıkmış. Biri de bir konu olarak vermiş. Yani siz dört tane insanın ya da dört tane olayın dört tane kişinin konuşmasını yapıyorsunuz karşılıklı arkadaşlar. Ve karşı taraf size müthiş derecede saygı duyuyor. Bir kadınla olan konuşma sonrasında adamdan kaynaklanan o kırgın dönemin bitişi bir güneş doğmuş. Bir doğru yapmışsınız siz. Bir takdir toplayıp rahatlıyorsunuz. Çevrenizdeki bütün insanların sevindiği bir döngü olmuş. İki tane kısmetinizin olduğunu söyleyebiliriz buraya. Gelecek paralarınız var. Hatta iki kişili konuşuyorsunuz bu paraları. Birisini biriyle, birisini biriyle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ee, henüz almadıysanız para konuşmaları havadaysa, henüz almadıysanız da önümüzdeki süreçte e, sanki şöyle görünüyor çünkü. Siz bu hafta bir para alabilirsiniz. Yani bugün günlerden cumartesi, siz pazartesi günü, e, ayın son günleri Mayıs bitirdik artık. Ama işte ayın e, biri ne zaman çarşamba mı perşembe mi neyse. Yani sonuç olarak 5'ine kadar süreç vermiş sanki. Siz haziranın 5'ine kadar bir para alımı üzerine adımlarınız var. Birisini biriyle konuşacaksınız. Küçük bir parça geliyor. Birisini biriyle konuşacaksınız. ikinci bir küçük parça geliyor. Siz ya hakkınızı alıyorsunuz ya da arkadaşlar güzel paralar haftası bu hafta. Para geliyor. Para geliyor arkadaşlar. Gerçekten öyle. Bütün borçlarımız bitsin inşallah. Büyük nefesler aldığımız bir dönemdeyiz. Anne gibi birisini besleyip sahiplendiğiniz anlamına mı gelmeli ya? Bir göğüs olarak vermiş ama e, aydınlıkta verdiği için de. Yani eğer böyle bir sıkıntınız varsaydı, kaygınız varsaydı da temiz olduğunu söyleyebilirim sevgili kadın dinleyicilerim. Erkek dinleyicilerim, eşinizin olabilir Allah korusun. Annenizin olabilir. Bir göğüs görüyorum, tek bir göğüs görüyorum. Hani böyle e, çok rahatladığınız için mi? acaba görüyorum. Temiz'de bir yüz çıkmış yanı başında. Hani ya bir Temiz haberiniz var burada ya da siz gerçekten anne gibi hani beslemekten mi acaba yola çıkmamız lazım? Annelikle ilgili bir ağır enerji vermiş burada. Bu da işte sizin tüp bebek tedavinizin sonuçları olumlu geçebilir bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Çocuk isteyen anneler, babalar için burada acaba çocuk mu oluyor mu olmuyor mu cevabı evet oluyordur tabii ki de birileri için. Ama güzel bir bebek müjdesi var burada. Y bebek müjdesi bebek olarak vermediği için annelik beslemeden bahsetmiş o yüzden sağlık değildir. Umarım sağlık varsa da aranızda bunda sınanan geçecek olduğunu bilin arkadaşlar. Bir Samsung'un seyir harfi görüyorum. Size net haberler verecek. Kaplumbağanız gibi çıkmış. Zaten geleceğe taşınıyorsunuz arkadaşlar. Haziran, Temmuz, Temmuz ve Haziran aylarınız büyük nefesler alırsınız. Büyük bir oh çekeceğiniz zaman dilim arkadaşlar. Ağustos ayı için kafanızda resmen bir şey gibi çıkmış. Hani şu haberlerde görürüz gelir işte UFO deniz böyle deniliyor görseller var. Kafanızda bir UFO var. Yani sizin su sayıyla alakalı ya telefon haberleri iletişiminizin arttıracağınız bir telefon iletişimi var veya bir gelecek bağlantılı bir kurgu, bir plan, bir kafada derlenmiş, toplanmış ama bayağı kafanızda bildiğiniz ufo gördüğünü görüyorum. 13 rakamı vermiş. Bence siz Temmuz 13 itibariyle arkadaşlar Temmuz 13 itibariyle Kurtuluşumdur dediğiniz döngüleriniz var. Geçmiş olsun. Çok büyük sıkıntılar atlatmışsınız. Fanınızın enerjisini ben çok sevdim. Yeni oluşumlar var burada. Ağustos veriyor sadece söyleyeyim. Ama 13 Temmuz itibariyle de hani sizin hayatınızda net bir e, gücünüze güç kattığınız bir dönem olabilir. Kafanızda korkularınız birazcık geçmişle alakalı şey gibi kaygı da vermiş. Hani güveneceğim ama acaba mı dediğiniz bir şey ya da biriyle mi alakalı acaba hani belki de o insanla olacağım ama acaba mı diyorsunuz. Çok da acaba'larınızın yersiz olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Çok böyle ayranı üfleyerek içtiğiniz sütten ağzınız yandığından ayranı üfler gibi çıkmışsınız. Güvence teminat istiyorum diyorsunuz çok haklı olarak. Nitekim aslında benim burada aldığım enerji bana kalsa Temmuz itibariyle Ev mi alacaktınız? Almış olursunuz. Borçlar mı bitecekti? Bitmiş olacak. Büyük sıkıntı. Hapisteydi. Çıkar. Bebek istiyorum. Olur. İşte hastalıkta tedavi gördüm. Geçer diyor arkadaşlar. Lütfen dileklerinizi bol cana tutunuz diyorum. Çok kısmetli bir insan olduğunuzu söyleyeyim. Yağmur damlaları gibi çıkmış kısmet. Akmasa da damlamış hep bugüne kadar. Nitekim aslında aratmamış kimseye. Hani derler ya çok verip azdırma Allah'ım. Az verip de baktır baktırma kimseye de baktırmamış. Kendi rızkınızı kendinizin net kazandığınız güce sahipsiniz. Bir insanlığı böyle şey gibi güreşçiler vardır ya yağlı güreşçiler birbirlerini omuzlarından tutup da böyle e, kilitlenip de kaldırmaya çalışırlar. Bir insana sarılmışsınız o şekilde. Özlem dolu bir sarılma gibi çıkmış. Siz birisiyle de kavuşacaksınız bence. Ya da istediğiniz gücüm olacaksınız. Karı koca mısınız? Partner misiniz? Bilmiyorum ama. Hayatınızdaki güzel döngüler var. 13 Temmuz itibariyle özellikle arkadaşlar gerçekten böyle kaldırmışsınız ya birbirinizi sarın. Bir barış olabilir. Bu da Haziran sonu desek ee, bayramda barış mı olsun o ay çok güzel değil mi? Bakın akıp gidiyor zaten hiç sarsmadan, sallamadan. O yüzden arkadaşlar dileklerinizi bol tutun olur mu? 4 yapraklı yonca çıkmış. Aa Temmuz 13 burada da var. Sizin için 13 bir şey demek. 13 Ağustos 13 Temmuz 13 13'ünde bir şey var arkadaşlar. Dinle, dinle yani deneyin bu tarihi. Hayır, iki kişi kafa kafaya vermişsiniz. Yok ben sizin şurada da zaten kumru gibi olduğunuzu görüyorum. Net insanların şaşırdığı zamanlarınız var. Hatta sevinçten ağlayacağınız zamanlarınız var. Partner olduğunuzda şaşırıyorlar ya da evlendiğinizdeki o kişiyle mutluluğunuza eee evlenmişler diyorlar. Aa atlatmışlar diyorlar. Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sizin hayatınızda şaşıracakları güzel gelişmeleriniz var. Ne mutlu size arkadaşlar. Ne mutlu gerçekten. E aşk olarak dileyin olur mu? Şu yaşındayım gerek yok. Ee, i̇kinci bahar lafı boşuna söylenmiş bir laf değil. Hiçbir zaman ben her zaman diyorum hayat mucizelerle dolu. Her zaman insanın daha da şaşırmadan aslında bu da mı olacaktı? Evet evet hayat şaşırtıyor insanı. Daha neler? Bunu da görce Evet lütfen. Sen pozitif anlamda şaşıracak günlerin olsun. Yaşını bilemem. Saygım sonsuz. Hürmetim sonsuz. Ama e burada birileri hadi diyeceksin ki torunumdur o. Belki de. Ama sen torununun çok doğru bir insanla çift olduğunu bilesin. Kafa kafaya verdikleri önlerinin çok açık olduklarını bilesin. Hatta insanların çok şaşırarak aa bak polis olmuş, memur olmuş, o müdür olmuş, o gibi hani böyle sanki şey gibi arkadaşlar. Aa prens olmuş, prenses olmuş. Şimdi yaşınız tabii ki de şu vereceğim örnekle alakalı. ya ne prens diyorsun yavrum ben 50 yaşındayım. Ee, çok büyük değilsiniz benden. Hani biz de orta yaş insanlarıyız artık. Ee, ama neticede burada neden olmasın? Neden ikinci bahar sizin olmasın sevgili bekar arkadaşlarım? Yani burada net bir şekilde atar açılmış görüyorum. Senin kısmetin de açılacak olarak görüyorum. Hatta sen çok net bir şekilde mutlu olacağın bir evliliğe adım atacaksın diye veriyor. İnsanlar şaşırı kalıyorlar. Yani 5 çocuktan sonra ikinci evlenmiş. 5. evlen sana 30 çocuğun olsun 80 kere evlen 150 kere boşan. Neyse ne yani hani. Burada millete göre yaşamak doğru değil. Üç günlük dünya arkadaşlar. Herkes kendi hayatında yolunda yürürken kimse yanında olmuyor. Sonra eleştirilerde de ay el alem. Ya senin beni anlaman için benim yürüdüğüm yolu yürümen lazım. Sen niye benim bilmediğim hayatımla alakalı öngörülere sahipsin? Hayatımı bilmiyorsun, fikrim var ama diye isyan et, edeceğiniz e, şaşkınlıklar onlar. O yüzden takılmayın olur mu diyorum. Lütfen müdür yani mutluluğunuza, oradaki mutluluğunuzun devamlılığına bakın. Hiç kimseyi e, dikkate almayın. Aile konusunda da e, 1 2 3 4 kişinin tarafmış gibi olup da bir araya geldiği günleri var. Yani uzlaşmazlık biter. Burada avukattır bu kişiler. İki avukat, iki kardeşsinizdir. Bilemedim. Ama şey var. Yani enerji olarak uzlaşma bitme var. Anlatabildim mi? O döngü biter. Alırsınız o tarlayı, arsayı, evi. Neyse. Ha, yüreğinizin ortasında olduğunu gördüğüm için de hani acaba biz ikimiz de ikinciye evleneceğiz ama olur mu? Olmaz mı? De, i̇kinizin de geçmişleridir taraflar. Hiç de tara takılmayın derim arkadaşlar. Ben burada sizi net biriyle partner ve geleceğe adım atar gördüm. İnşallah da öyle olsun. Kariyer evinizde iki kişisiniz ve çok güçlüsünüz. İş arkadaşınız da sizin kadar sağlam. Ya da siz kariyer hayatında öyle bir sağlam olmayan insanlarla muhatapmışsınız ki artık sizin iki kişi bırakıyorlar. Geri kalan herkesi çıkartırlar işten. Ama siz iki kişi kalırsınız. Ve çok net köklü bir şekilde önünüzü açıyorsunuz şeklinde görüyorum. Yani kariyer evinizin önü açık olduğu gibi İki kişi devam edeceksin sen diyor. Ya ortaklık deniyorsan olur. Ya da yanındaki insan senin destek içinse olur. Orada bir rahatlama döneminin ve önünün açık olduğu bir dönemin olduğunu bil ama tek değilsin. iki kişisin diyor arkadaşlar burası bana. Mücadele eden ziyade artık anlaşma ve huzura doğru ilerleme var. Bu anlamda alacağınız teklifler var. Mutsuz olduğunuz günlerin sonuna gelmişsiniz. Maşallah size diyorum. Lütfen buraya da bol bol enerjiler gönderin. Bu bir e, kolektif açılımı bir an önce sizlerin olsun inşallah uyanlarla uyumlandıklarınızla alakalı tez vakitte güzellikleri bulun diyorum bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar her zaman söylediğim gibi sabahları ayrı akşamları ayrı iki bakımla karşınızda oluyorum ben o yüzden de e, tabii ki de arkadaşlar mutlaka insanoğlu olarak hatalarım vardır affola kusurum varsa güzel enerjileriniz için teşekkür ederim. Sizlerden aldığım enerjiyle ben yoluma devam edebilen biriyim. O yüzden özel mesajlarınızdaki o sizin hayatlarınızda hani küçücük dokunuşlar sağlıyormuşum meğer dedirttirdiğiniz o güzel enerjileriniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman şunu söylüyorum ben Tabii ki de derdinizi bilemem. Dermanı Rabbimde ama ya sabır. Elbette ki geçecek olduğuna inancınız tam olsun. Neyle sınandığınızı bilemem. Ama ilahi adaletin evrende er geç tecelli ettiği, insanların geçici zaferle sizin aslında hep hayatlarında mutlu olduğunu sandığınız o görselleri aldanmayın ve bekleyin olur mu? Çünkü senin canını mı yaktı birisi? Sen onun canının yanacağını göreceksin. Er olacak, geç olacak ama olacak. İlahi adalet evrende işliyor arkadaşlar. Siz o yüzden hiç bedduadan uzak durun. Boşu boşuna pozitif enerjinizi negatife çevirmeyin. Hatta evrene sürekli pozitif kodlar yollayın. Evren size bu kodları sunacak. Bakın görün siz o kapıları açacaksınız. Ya sabır. Yeter ki sağlığınız yerinde olsun diyorum. Nitekim nelerle atlattık, neler yaşadık hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Sağlığınız yerinde olsun. Geri kalanını halledeceksiniz. Buna inancınız olsun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.